tu fais OK. Kuruş. İlk defa bunu Türkiye'de yemiştim. Buralarda da var artık. O Ahmet. Ahmet. Baksana. Örgü. Örgü peynir mi deniyor buna? Aa, wow. Kaç liraymış? Şu mu? Örgü peynir diyor bak bu. Ya ya ya. Bunların tadı değişik mi? Yani. Ya? Aa, ama beyaz peynir değil. Ya bir tutsana. Bunlar neymiş? Sosis. Ups. Ay Ahmet. Pardon. Bu neymiş? Sosis. Açta makyaj. Bunlar pastırma mı? Pastırma. Kayseri pastırması diyor. Ayranlar. Aa, Torkun'un reçelleri. Ahmet. Bu neymiş? Üzüm pekmeziymiş. Şey, keçi boynuzu. Dut pekmezi var. 3,5. Ha. Aa, fındık ezmesi. Ben bunu Instagram hesaplarında hep görüyorum. Burada da varmış bak. Ne kadarmış bu? 6 euro. Okey. Sevdim ben burayı fıstığım ya. Sürme çikolata 1,99. Korku. Ha, keçi boynuzu da var bak. O da pekmez. Aa, pekmez mi? Tahin. Evet, Selin. Ha, peynirler. Tulum peyniri. Aa, çok güzel. Tamam, 8 euroymuş. Arabaya koysana fıstığım. Bizim ülkenin yağları. Okay. Şu peyniri de görürüm hep. Çeçil peyniri. Çeçil peynir mi denirmiş? Aa, burada da örgü peynir varmış. Çeçil peynirleri var. Aa. 10 euro. Aa, şu Türkiye'de gördüğünüz yoğurtlar. Simitçi. Ya. Şunu size görmek. Şundan alalım. Bunlar iyi. Tamam. Çocuklar. Koç. Koç. El yapımı sucukları da var. Egemen parmak sucuk 6 euro diyor. Bunlar biraz pahalıymış ama bunlar da 5,80. Etsiz köfte. Aa, Fanta eksotik. Neyse Fanta. Bunu da oluyor. Aksiyon. Niye bunu Kağla yazmışlar ki? Aksiyon.
Aa şey, sağ ol. Şey alırdın mı? Almanca mı? Ne giriyorsun? Bilmiyorum. Sen ne diyorum? Stuttgart. Bak köfteler fıstığım. Şurada fiyatlarını göstereyim. Tam diyecektim, like, hani frikandel şeyi var ya Hollanda'da, hı hı. Onların tavuk sosis. Ya onun farklı bir değişik olanı. Hangisini alalım köftelerin? Akçaabat, mamur, binegöl mü alalım? Bilmiyorum tutum, hangisini canın istiyorsa al. Akçaabat şu yuvarlak olan, binegöldü şu parmak gibi. Parmak gibi olan. Fark etmez fıstım. Bunu 12 tane var diyor bak bunda, bunda da 30 tane diyor. 2'ye çarptığım zaman 4, 8. Bu daha uygun oluyor o zaman. Tamam. Bak 2'ye çarptığım zaman 24 oluyor. Yine uygun geliyor şu. Tamam, kapatıyorum. Aa, bamya mı şu? Ya bamya. Aa, bak künefe de var ama bilmiyorum ne kadar iyi olur ama nasıl yapılacaksa bu. Ha, fırında önce pişiriyorsun, ondan sonra sanırım şerbetini yapıp üstüne mi döküyor ki? Bunun içinde şerbeti içinde diyor. Öyle mi? Okay. Neymiş? Lezzeti atıyorum. Güzel olacağını zannetmiyorum ya. Değil mi? Ekler. Merhabalar hepiniz, hoş geldiniz. Biz de Demin Türk marketine gittik ve baya böyle çantalar dolusu bir şeyler aldık. Şu arkadakinden bir başlayalım. Şöyle Kristal markasından zeytinyağı aldık. 4 litrelik. Her zamanki gibi fiyatlarını euro olarak eklerim ekrana. Şu ince sivri biber miydi bunlar? Bunları da şöyle aldık. 2 paket. Tatlılarda kullanmak için şu Petit Beurre miydi bunların ismi? Çikolatalıdan aldık. Çiziviç. 3'lü paket. Ve şimdi bakın. Bu Instagram'da görmüştüm. Türkiye'de yeni çıkmış. Gerçi yeni ne yazmıyor ama Mayhoş. Çilekli ve kirazlıymış besbelli. Bunu Instagram sayfamda deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bunu daha önce almıştık. Eti tartini. Buna çok güzel oluyor. Ve bu da yeni çıktı Türkiye'de. Bak bunun üstünde de yeni yazmıyor. Bizim burada, bizim ürünlerde, marketlerde yeni çıktıysa üstünde illaki bir yeni, new diye bir şey yazarlar yani. Olur. Ama neyse, burada yazmıyor. Bunu zaten çok seviyorum. Şunu da aldım. Şöyle küçük bir kutu çilek. Güzel ama güzel kokmuş. Evet. Olara süfle. Sanırım bak %100 emin değilim ama sanırım bu da yeniydi. Neyse paylaşırız, bakarız bunu. Bir tane aldık sadece bundan. Aa, bundan da mı aldın? Ülker'in diş krem ekstra. Ekstra çikolatalı oluyor o zaman sanırım. Ekstra benzer büyüğü. Ha öyle mi? Ooo tamam. Şöyle kolonya aldık. Bunun fiyatını hatırlıyor musun? Limon çiçeği 7.90 bir şey. Öyle mi? Ooo. Ve şu tütün, ben bunu bilmiyorum. Tütün kolonyası. Güzel. Ha? Tütün kolonyası da çok güzel. Ya? Kokusu güzel. Ooo tamam, ben bu kokuyu biliyorum ama Türkiye'den biliyorum yani. Şöyle baharatlar, bu ne oluyor fıstım? Bir tanesi yaprak kekik, diğeri de kimyon. Kimyon, yazıyor evet. Kaç tane puding aldık şöyle. Ve ben bunu daha önce görmedim. Ahmet sen de görmemiştin değil mi? Kayısılı diye. Şöyle evet, denemek için bakayım şu bizim mutfaktan, şu Başak'tan denemek için şöyle bir tane şu kayısılıdan da almıştık.
Kara pastırma aldık. Kaç grammış? 100 grammış. Hurma. Aşırı büyük. Çok iri bunlar. Kaç grammış bu? 800 grammış. Bayağı büyük. İncir de gördün müydü fıstık? İncir var işte aldım. Öyle mi? Bunun içinde şuvarma vardı. Tavuk döner şeklinde kesilmiş. Evet. Evet, fiyatını yazarım tabii ki. Bunlar hep Türk marketinden aldık bu arada. Söylemiş miydik onu başta? Evet dedim ya. Söylemediysen de söylemiş tabii. Evet. Şu eti püflerde. Eti puf. Puf. Eti puflarda şöyle 4 tane. Ay ben buna bayılıyorum. Ferrero Rocher. Söylemesi biraz zor ama Türk marketinde genel olarak bunlar birazcık daha uygun oluyor. Hollanda marketlerinde birazcık daha pahalı. Beef. Neydi bunun? Dana. Dana döner. Bu da resmi döner orası. Hala yazıyor zaten. Söylediğim gibi Türk marketinden aldık bunları. Ve burada şu İnegöl köftelerden var. 30'lu bir paket. 750 gram. İncir ve kayısı da orada işte. Ya, incir. Kayısı ben bundan tatlı yapacağım. Böyle sütle çok kolay bir tatlı görmüştüm tarifi. Bunu onlardan yapacağım. Ya da onu bunlardan yapacağım. Nasıl neyse işte. Biraz acelemiz var onun için acele ediyorum. Şurada da çikolata var. Antep fıstıklı. Fişimiz de burada. Fiyatları zaten ekrana ekleyeceğim. Hayır daha var. Bitti sandım. Burada maydanoz var. Bunların hepsi aynı mıydı fıstık? Bunlar farklı. Yok. Farklı İki mı? İki tanesi köy yufka. Yufkası. Evet. Bu da börek yufka. Bir de şunlar var işte. Bu da ne? Şey yapmak için. Sigara böreği yapmak için değil mi bunlar? Evet. Ne yazıyor? Taze. Üçgen yufka. Öyle diyorlarmış bunlar. Tamam. Bir de bunlardan aldık işte. Şimdi gerçekten aldıklarımız bitti. Videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.